Şey yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mindsman'ın ikinci dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Amper's Law ile dersimize başlıyoruz. Tamam. Şöyle şimdi. Kalan son 3 ATP'mle enerji vermeye çalışıyorum etrafıma diyelim. Şimdi dostlar, Amper's Law eşittir. Ne biliyor musunuz? Amper's Law eşittir Gauss. Başka hiçbir farkı yok. Bakın şimdi, hatta daha kolayı. Şöyle bir tane şey çizelim. Şöyle bir de yüzey çizelim. Şunu şöyle kaydıralım. Şimdi şey olsun. Buradan şöyle akım geçsin. Tamam mı? Şimdi ben şöyle yapacağım. Bir tane hemen direkt formülünü de verelim mi? Vermeyelim. Verelim. Formülümüz şu. Path B çarpı diğer eşittir. Nü 0 çarpı I enclosed. Gauss'ta nasıldı? E çarpı DA eşittir. Q enclosed bölü epsilon 0'ydı. Biz burada bir Gauss'ta bir surface, bir alan seçerken şimdi kapalı bir yol seçiyoruz. Yani şöyle bir yol seçiyorum ben. Şöyle bir yol seçtim. Bunun yönünü de bu yolumun da bir yönü olsun. Şöyle bir yön olsun. Tamam mı? Benim bu close path'imin içine aldığım akım benim I enclosed'um olacak. Şöyle hemen şey yapalım. Area enclosed by the path diyelim. Sonrasında bunu yeşile boyayalım. Sonrasında şu siyah olan şey de bizim closed path'imiz olsun. Şimdi biz ne yapacağız, yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz dostlarım. Hemen bir örnekle devam edelim. Şu formülü yazalım. Formülümüz şu. Example. Bir tane hemen şey yapalım. Şurada hemen çözelim. Sonra hemen çıkmışla çözmeye başlayalım. Kaybedecek vaktimiz yok artık çünkü. Evet. Ve buradan bunun üzerinden I akımı geçiyor. Tamam size sorum şu. Bu I akımı geçen kablodan R kadar uzaklıktaki P noktasındaki manyetik alan nedir? Tamam mı? Find the magnetic field due to at P due to infinitely long cable rod. Şimdi bu Amper Law'da genelde akımlarımız ya sabit oluyor ya da böyle sonsuz cisimler oluyor. Onu da şuraya eleştiriverelim. Genellikle akım, genellikle cisim sonsuz. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız. Hemen bir tane close path seçiyorum dedik ya. Hemen seçelim close path'imizi. Nasıl seçelim? Şöyle seçelim. Seçeceğim hep. Her zaman yuvarlak seçiyorum. Tamam mı? Şöyle yani
Yani şunu da yarıçapı R olsun, siz anlayın. Şimdi B diğer nü sıfır I am close zero. Şimdi B çarpı diğer. Diğeri de diyelim şöyle seçtik. Bu sağ el kuralından manyetik alanın yönünü şöyle belirliyoruz aslında. Baş parmağım akımı gösterirken dört parmağım bu akımı sarmaladığı zaman manyetik alan o dört parmağım veriyor. Mesela şu noktaya bakarsam şöyle sarıyorum. Sonra tam şu noktaya bakıyorsam dört parmağım da benle aşağıya doğru gösteriyor. Yani aslında diğerle B aynı yönlü. Tamam mı? Bu close bir yol ya. Şöyle yapacağız. B çarpı B burada sabit R uzunluğuyla aynı uzunlukta olduğu için yani tüm o circular pattern'de hepsi akıma R kadar uzaklıkta olduğu için onların içindeki hepsi B'si aynı. Yani B integralden dışarı çıkıyor. Diğer de yol vektörü. Ben bunu tüm şu yolum için yaparsam B çarpı 2 pi R. Amper law bu. Tamam mı? Burası kafanıza yatmadıysa buraya hemen cevaplayalım. B çarpı 2 pi R. Bu kadar. Eşittir. Nü sıfır. İçime aldığım o yolda yolun içine aldığı akım ne kadar? I kadar. I. O zaman B eşittir. Nü sıfır. I bölü 2 pi R. Tamam mıdır? Bu kadar. Birimi de Tesla. Çıkmış üzeri. Bunu yaparız. May 23, 2018 Problem 5. Emre'yi de alalım. Emre'yi unuttuk adamı. Evet. Emre hoş geldin. Kusura bakma, seni geç aldık sanırım. Amper's law'a baktık. Amper's law dediğimiz şey şu formül. BDL close surface, new and close, I and işte new sıfır and close. Burada da bir tane yuvarlak yol seçiyoruz. Onun içerisine hapsettiğimiz akıma bakıyoruz. Mesela bir tane surface seçtiğimiz zaman işte onun adı? Gauss law'da bir tane küre seçtiğimiz zaman onun yüzey alanı ne oluyordu? 4 pi r kare. E çarpı 4 pi r kare eşittir qn close bölü epsilon 0. Burada da mesela şu örnekte şöyle yuvarlak seçtiğimiz için bunun uzunluğu ne oluyor? Burada zaten neye göre seçiyoruz? Manyetik alanın aynı olduğu yöne göre. Aynı zamanda Gauss'u nasıl seçiyorduk? Elektrik alanın aynı olduğu zamana göre. B çarpı 2 pi r, uzunluğu 2 pi r eşittir nü 0 i. Bu sefer alan değil uzunluktan inceliyoruz. Tamam. Şimdi hemen çıkmış. Bir tane yuvarlak çizeceğiz. Şimdi elimizde long cylindrical conductor of radius r with current I out of page. Sayfanın dışına doğru bir akım taşıyormuş, tamam mı? Sonrasında bizim şeyi veriyor. Bunun current density'sini vermiş. Yazalım hemen onu da. Bu soruyu siz çözersiniz. C r kare. Tamam mı? Sonrasında aynen bu kadar. Soruda da şöyle akım şöyle bir axis veriyor bize. Akım sayfadan dışarı doğru yarıçapı R ve bu arkadaşın içi full dolu. Yani akım uniformu dağılmış. Alright. Şimdi A. Determine constant C. Evet. Şimdi dostlarım. R yarı çaplı bir silindirin içerisine
bizim akımımız şu density, current density formülü dağılmış. Ve bu tüm akımın miktarı A'ymış. O zaman ben ne yaparsam bu current density ile akım arasında bir ilişki bulabilirim. Benim current density'm neydi? Benim current density'm akımın cross section area'ya bölünmüş haliydi. O zaman ben bu current density'yi alana göre, yani dA ile integralini alırsam akımı bulabilirim diyerekten buyurun bakın bence yaparsınız. Yani ne demek istiyoruz? I eşittir J dA. Bu da böyle iç dolu bir disk olduğu için burada DA'yı nasıl seçiyorduk? Şöyle bir küçük bir disk seçiyorduk. Kalınlığı DR olan, uzunluğu 2 pi R olan. 2 pi R DR diyerek yapıyorduk. İstiyorsanız bir 30 saniye süre verelim. C'yi bulun. Sonrasında ben de başlayayım sizinle birlikte. Sıfırdan R'ye J çarpı 2 pi R DR. Tamam. Sabitlerimizi dışarı çıkaralım. Okay. Determine the radial distance of an external point magnitude for the same. Tamam. Determine the radial distance r of an external point at which the magnitude of the magnetic field is the same as that at r equal to 2 over 4 r within the conductor. Ne diyor bu soru? Bir baksanıza bir. Ne demek istiyor? Öyle bir R noktası bul ki diyor dışarıda, oradaki manyetik alanım benim cismin içerisinde R eşittir. R eşittir. R bölü 4 R'deki manyetik alana eşit olsun. O zaman ilk başta ne yapalım? Gidelim R eşittir R bölü 4 kısmındaki manyetik alanımızı bulalım. Şimdi bu cisim aslında nasıl bir şey? Şöyle sonsuza kadar giden bir silindir. Yani aslında biraz görselleştirecek olursak şöyle bir dostumuz bu. İşte sonsuza kadar gidiyor. İçerisinden ay akımı geçiyor. J işte current density ile birlikte. Yarıçapı R. Şimdi ben yarıçapı, yani R eşittir 3 bölü 4'teki alanı bulmak için ne yapacağım? Şey yaparım. Aynı Gauss Law'da nasıl oradan geçen bir tane alan seçiyorsam, burada da aynı
Bu R3 bölü 4'ten geçen bir tane loop seçerim. R eşittir 3 bölü 4 R. Küçük R olsun. Sonrasında amper loop'u kullanırım. Tamam mı? Yani ne yapıyoruz? R. Hemen ben size yapmamız gerekenleri yazayım. Choose close path of radius 3 over 4 R and apply. Okay. Sonrasında find I enclosed by using integral. Apply Ampere's law. Buyursunlar o zaman, hadi. Yarı çapı 3 bölü 4 olan bir adet. Burada şey seçelim. Sonrasında hop, tamamdır. 3 bölü 4 R. Sonrasında buradaki I enclosed'u bulalım. Bence bunu yaparsınız. Hadi. I'ye önce 3 bölü 4 R'lik close path'imizi seçtik. Şimdi I enclosed'u bulalım. Buyursunlar. Bence yaparsınız. 30 saniyede halledersiniz. I enclosed. Hoş geldin Numan'cığım. İçerideki akım bulmak için hemen integralimi yazdım. O zaman bu ne olur? Benim ayım neşe C olarak yazalım bu dostumuzu. C R kare 2PR DR 0'dan 3 bölü 4 ara eşittir. C 2PR 0'dan 3 bölü 4 R R küp DR. Eşittir. Nü 0. Nü 0 yok. 2 pi C 1 bölü 4 3 R over 4'ün 4'ü. Tamam mı? Şimdi Numan ne yaptık? Hemen. Ampere's law. Gauss law'un aynısı ama bu sefer kapalı bir yol seçiyoruz surface seçmektense. Yani burada close bir path var. İçin sonrasında bu path'ten kaynaklı içimize aldığımız akıma I enclosed diyoruz. Bunun yüzüyle çarptığımız zaman buluyoruz. Hep daire seçeceğiz. O yüzden B çarpı 2 pi R'ye gelecek. Her zaman B çarpı 2 pi R'ye geliyor. Okey. O yüzden mesela burada yaptığımız zaman bir tane close path seçtik. B çarpı 2 pi R eşittir. Nü üzeri I geldi. Kayıtta alıyoruz zaten. De öncesini anlattığımızda da yaparsın. Sonrasında çıkmışa başladık hemen. Current
İşte non-uniform dağılmış. Tüm akım bulmak için J'nin integralini aldık. J'yi bulduk. Onunla incelersin. Sonrasında şimdi 3 bölü 4 R'deki manyetik alanı bulacağız. Önce I'ın closed'u bulduk. Tamam mı? E sonra tamam yapacağımız şey aynı. Close path'imiz orada ya. O zaman ne olacak? B çarpı 2 pi çarpı close path'in arı. 3 bölü 4 R eşittir. Nü 0 çarpı I'ın closed. I-enclosed'u yukarıda buldum. Şuna B1 dersek. B1 eşittir. 27 over 128 nu 0 I over PR. C'yi açtık. I-enclosed'u açtık derken bu geldi. Tamam mı? Şimdi bize ne soruyordu? Dışarıda bir tane R var ve oradaki R bizim içerideki 3 bölü 4 R'li kısımdaki manyetik alanımıza eşit. Tamam, o zaman ne yaparım? Dışarıda da bir tane close path seçerim. R. Burada da sonrasında şurası I olsun. Sonrasında burada da integral B2 çarpı DL nü 0 I enclosed derim. Peki size soru. Dışarıdaki close path'teki I enclosed'um nedir? Yani aslında bu bir silindirik cisimse ben şöyle bir şey seçtim. Close path seçtim. Bunun içerisindeki akımı merak ediyorum. I enclosed. Ne olur I enclosed? Hepsini içerisine aldığı için nü 0 I olur. Tamam. B2 eşittir 2PR. R o dışarıdaki yeşilin yarıçapı eşittir nü 0 I. O zaman B2 eşittir nü 0 I over 2PR. Eğer siz bunu gidip B1'a eşitlerseniz 27 nü 0 I over 128 PR derseniz ve burada R'ı yalnız bırakırsanız 64 bölü 27 R bulursunuz. Okey. İlk önlük olduğu için ben böyle çözüyor gibi oluyorum da anlıyorsunuz, ben farkındayım. Sıkıntı yok. C. Sorunuz varsa lütfen sorun ama bence bir sıkıntı yok gibi geldi bana. Varsa da o sorun yani. Evet. Şimdi consider now a long straight thin wire carrying same current I in the same direction. Neredeymiş? Şuradaymış. Bu R'dı. Bizim gene şuradan bir R kadar mesafede dışarıya doğru olan bir ay akımı yapan, yani aslında şöyle düşünürsek şuradan bir R kadar uzaklıkta gene infinite long, burada sağa doğru akım var, burada sağa doğru akım olan bir tane kablomuz var. Tamam mı? XY. Tamam, okey, olsun böyle bir kablo. Neyi soruyorsun? What is the magnetic force acting on the unit length of the wire? Okey. Bu unitle kabloların birbirine yaptığı kuvveti ayrı olarak göreceğiz de yapamayacağımız bir şey değil. Şimdi kuvvet formülümüz neydi? Bir kablonun üzerine etki eden. Notlarımızdan hemen bakalım varsa yanınızda formül kağıdınız. I çarpı
L çarpı B'ydi. Bu sistemin o kablonun üzerine etki eden manyetik alan kabloyla kablonun aktığı akım yöndeki L, yani aslında L dediğim şey kablonun uzunluğu çarpı işte akımın aktığı yön. İşte nasıl yapalım? Akımın aktığı yön şöyle, yani şöyle aktarmaya çalışalım. Yani burada kablonun uzunluğu da var içinde. Ve diyor ki bana kablo işte şeyden kaynaklı, diğer silindirden kaynaklı oluşan manyetik alanın içerisinde bir kablo koydum. Onun etkileyen kuvvet nedir? E ben B'yi zaten bulurum. Dışarıdaki ben manyetik alanı bulmayı biliyorum. Değil mi? Sonrasında ben kablonun üzerindeki akımı da biliyorum. E zaten bana unit length sonsuz olduğu için buraya sonsuz yazmanın bir anlamı yok. Birim, birim, yani şurayı bir yapacağım aslında. Unit length diyor. Benim tek ihtiyacım olan şey yönleri. Ben burada yönleri yaptığım zaman güzelce bulabilirim. Şimdi yönümü nasıl bulacağım manyetik alanımı? Şöyle bulacağım. Baş parmağım akım yönünde olacak. Mesela şu şeyden kaynaklı. Bu cismimden kaynaklı manyetik alanım. Baş parmağım akım yönünde olacak. Yani bana doğru, sayfanın dışına doğru. Sonrasında ben bunu dört parmağımla sarmalıyorum, tamam mı? Sonrasında bu dört parmağın mesela şu noktada işte gelsin. Şu noktaya geldiği zaman dört parmağım nereye gösteriyor? Baş parmağı sarmalarken. Ne düşünüyorsunuz? Yani şu soru şu. Bu P noktasındaki bu cisimden kaynaklı oluşan manyetik alan yönü nedir? Baş parmağım akım yönünde, dört parmağım sarmalıyor. Dört parmağım ucu da o noktaya geldiği zaman ben o noktadaki şeyi bulmuş oluyorum. Yani şöyle döndürüyorum ya, mesela baş parmağım şu an ne tarafta? Sallıyorum. Aşağı doğru gösterirken akımın İşte sol tarafında. O yüzden mesela şurada aşağı doğru. Burada sonra döndürüyorum. Burada bu tarafa doğru. Burada bu tarafa doğru. Tamam mı? Yani aslında şöyle bir manyetik alan var. Şöyle bir manyetik alan var. Counterclockwise. Tamam. Manyetik alanın yönü yani şöyle. B eşittir. B çarpı J. Sonrasında L eşittir. Birim uzunluk dediği için L'de out of page K olsun. Buyursunlar. Buradan kaynaklı bana lütfen force'u bulur musunuz? Bir de manyetik alanımı, ben dışarıdakini buldum ya şurada, B2 yerine, yani burada 2R koyarsam ben dışarıdaki manyetik alanı da bulurum. Hadi bakalım ya, bir iki dakika verelim. Bir dakikamız daha süre kaldı. Aynı linkten girebilirsiniz. Uğraşın bakalım dostlarım. Haydi. Videomuzu kayıt almaya başlayalım. Tamam. Buyursunlar dostlarım. Bir 30 saniye sonra ben de başlayayım o zaman. Siz de onlara bakarsınız.
Hoş geldin Numan. Hoş geldin Numan'cığım. Devam ediyoruz işte. Akımı bulduk. Amperzo uyguladık. Sonrasında zaten bir per unit length dediği için bizim L vektörümüze sadece birim vektör gibi kabul ettik. Sonrasında da K ile C'yi yaparsam minus I olmuş olur. Newton. Okey. Bu çıkmış da böyle bitti. Şimdi bir tane daha yapalım. Bunu da genellikle yani çoğunlukla siz uğraşın bakalım. Amperzlov'da sorunuz varsa sorun ama Amperzlov bence halledemeyeceğiniz bir şey değil diye düşünüyorum. Şu da güzel aslında. Ben birbirine bulduklarını. Silindir. Hep silindir mi soracak bize? Yani silindir soracak. Diğer türlü şeyi seçemeyiz. Tamam, okey. Ya da uzun bir şey gelecek. Evet. 29 May 2017 P8. Şimdi şöyle hop. Tamam. A. Dışarı doğru bir ayakımım var. Burayı şöyle nokta nokta yapalım. İçinde akım olduğunu uniform, yani uniform da almak zorunda değil. Uniform da almamış zaten de. Arası boş işte. Sonrasında B. C. Burada da into the page ay var. Tamamdır. Sonrasında bu long conducting silindir. Gene silindir. Tamam. Şimdi inner'da uniformly distributed I var. Out of page. Sonrasında outer yani şu B ile C olan da şunu aynen okey. Anladım. Outer'da ise şey vermiş. Not uniformly distributed. GR eşittir. R. Tamam. Sonrasında bize şunu soruyor. Diyor ki A as a function of R. Find the magnetic fields for I R küçük A R B R C Evet. Buyursunlar. Şimdi burada mesela hemen şundan şey yapalım. Şurada JR var. Burada uniform distributed. Tamamdır.
Ben içerisindeki manyetik alanı bulmak için ne kullanacağım? Şimdi silindir. Hemen şöyle ben bir yol seçsem içerisine kapsedeceğim iron closed falan bulurum diyerekten Ampere's Law kullanmak mantıklı geldi bana. Hadi o zaman buyursunlar. Haydi Ampere's Law yaparak yapalım. Size de bir dakika verelim bunun için. B çarpı 2 PR eşittir nü 0 ion closed. Ion closed'unu da bulmak için tüm akım uniform bir dağıldığı için ben gittim density tanımlamış gibi oldum. Şurada aslında bir yoğunluk tanımlıyorum. Sonrasında da onu içime hapsettiğim alanla çarpıp benim bu şurada bulduğum ion closed işte akımımı bulmuş oldum. Sonrasında da Ampere Law yaptığım zaman bitti. Burada ne karışabilir? Şu R'ya karışabilir. Şu A, R'ler. Onlara dikkat ettiğimiz süre. Aslında Gauss'ta neye dikkat ediyorsak bunda da onlara dikkat etmemiz bizim için yeterli olacaktır diyelim. Yönü nedir peki? Clockwise or counterclockwise? Counterclockwise. Alright. I, 2I. Çok hızlı. Hadi bu buna var ya 10 saniye ya bu ikisi. İkisi 10 saniye. Evet. İkisi 10 saniye arkadaşlar. Yani daha fazlasını hak etmiyor bu soru. Bu kadar. Yönü. Hayır, counterclockwise. Come on, let's go. Sonrasında üçü de şuraya yapalım, sonra aşağı alırız. Üç. Şimdi üçüncü bölgede yani yarıçapımız B ile C arasındaki olduğu bölgede akımımız uniformly dağılmamış. Ve A bizim soruda bulmamızı hep birlikte bizim soruda bulmamızı istediği bir sabit aslında. O yüzden az önceki soruda yaptığımız gibi isterseniz önce A'yı bulalım ya da evet önce A'yı bulalım. Let's find A diyelim. Let's find A. Bence siz A'yı bir dakikada bulursunuz. B ve C arasında
Current'ten toplam akımım aymış. Ama dikkat edin, yönü into the page. Bir fark eder mi şu anlık? Bence bir fark etmez. Sonrasında hepsi işte. Okey. Hadi bakalım. Current density ile akım arasındaki o ilişkiyle A'yı bulacağım. Ben buldum. Okey. A'mızı bulduk. Şimdi ne yapalım? Amper's law'umuzu uygulayalım. Apply. Amper's law. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey nedir? IenClosed'umuzda hem B ve C arasındaki conducting silindirden kaynaklı bir component var. Hem de içerideki o tüm içine hapsettiğimiz I akımı var. Ve bunların yönü farklı. Bunların yönü farklı olduğu zaman biz bunları birbirinden çıkaracağız. Peki şöyle bir soru sorulabilir. Hangisini hangisinden çıkaracağız? Hangisi eksi, hangisi artı? Fark etmez. Mesela sallıyorum. Out of page'i pozitif kabul edip into the page'i negatif kabul ederse, ki genelde de zaten out of page pozitif k oluyordu. Genelde out of page'i artı yapsak da olur. Sonrasında mesela gittik. Out of page'i ay işte şu içeridekini pozitif kabul ettik. İşte dışarıdakinden kaynaklı into the page'i negatif dedik. Cevap negatif mi geldi? O zaman akım ya da manyetik alan ona göre şekillenir. Yani net akım into the page olmuş olur gibi gibi gibi. O zaman buyursunlar. Amper's law'umuzu uygulayalım. Burada gene kritik nokta IenClosed'u bulma kısmı. Ben de 1-2 dakika sonra başlayayım sizinle. Hadi bakalım. Şekli göremek problem yaşatır mı? Yaşatmaz herhalde. İ çarpı PR eşittir. Üzeri çarpı I minus sıfırdan yok. B'den ara
GR, 2PR, diğer. Şurası benim. Ayın closed'um. B çarpı 2PR eşittir. New zero çarpı I minus 2P A. Direkt şuradan şu integral yerine R'ye koydum aslında. 3 R küp eksi B küp. Siz farklı yollarda da yapabilirsiniz. Direkt A'yı da yerine koyabilirsiniz. Sonrasında A yerine giderip ben bunu koyarsam B eşittir nu 0 i over 2 pi r c küp eksi r küp over c küp eksi b küp. Geliyormuş. Yani şurada payda falan eşitliyor. A'yı yerine koyuyor. Onlarla bu işlemimiz geliyor. Tamam. Genel olarak mantığınızı anladığımı düşünerekten devam edelim isterseniz. Şimdi yeni bir soru var. Soru da şöyle diyor. Şunları bir silelim. Ah, okey. Norman'dan soru geldi. I ve 1 ve 2 seçenekli neden farklı çözdük? Ben başta mı kaçırdım? Çünkü birincide mesela neden nüzürü i'yi pi a kareye bölüp pi re kareye çarptık. Nüzürü i'yi eşitlemedik. I'nin kılı bulmakla alakalı. Aynen öyle. Şimdi i şıkkında benim içerideki manyetik alanı sorduğu için benim seçeceğim kapalı yol içeride olması lazım. Peki benim bu içeride seçtiğim şu yeşille gösterilen kısımda içime hapsettiğim akım ne kadar? Taradığımız kısım kadar. Peki ben orada ne kadar içine akım hapsediyorum? Sonra da şey diyor. İşte içerideki bu benim A'ya kadar olan kısımdaki silindirim uniform dağılmış. Ben o zaman bu benim yeşilden kaynaklı olan akım bulmak için ne yaparım? Önce tüm akımı tüm alana bölerim. Sonra benden kaynaklı akımla çarparım. Aynı şey gibi. İçi dolu bir küre var. R, Q kadar. Ve bana şuradan kaynaklı şeyi soruyor. Q enclosed soruyor. Ne yapardım? Q bölü 4 bölü 3 pi r küp. Bu aslında benim volume density'm. Çarpı 4 bölü 3 pi r küp. Gibi. Burada da o şekilde yaptığımız zaman density tanımlayıp çarpıyoruz tekrardan o yüzden. Bir tane daha soru. Onda da 2PR DR yapabiliriz değil mi hocam? Sıfırdan R'ye. Yaparız. Yani uniform olduğu için direkt I enclosed'u böyle bulabiliyoruz ama yapalım. Mesela nasıl yapacağız? Nu 0 integral sıfırdan ara J, D, A değil mi? Tamam. Sıfırdan ara. Benim J dediğim şey akım density'm. P, R kare, 2PR, DR. Burası J, bu A olacak. Sabitleri dışarı atıyorum. I, pi, A kare, 2pi, sıfırdan ara, DR. Ne oldu? I, A kare 2 R kare bölü 2 eşittir I R kare A kare. Oldu. Ama uniform olduğu zaman bunlarla uğraşmayabiliriz ama hep böyle de yapabilirsiniz. Tamam, bu da alternatif bir yorum olsun. Şimdi diğer seçenekte diyor ki şöyle bir şey yapmış. Şöyle bir tane dilim vermiş. Sonra
Şuna K demiş. Şu noktaya L demiş. Şurası da origin. Sonra şu açı 45. Sonra şöyle bir yol veriyor. Şuradan şöyle geçiyoruz. Şimdi bu bizim kendi yaptığımız bir close path olsun. Hani her zaman efendime söyleyeyim yuvarlak seçmeyelim de bu sefer de bir KLO close path seçelim demiş. Clock. K, KLO ki. Sonrasında diyor ki B evaluate the time integral line integral clock. Şöyle bir line integral. Şimdi bu şey demek. Şimdi benim amper law'um diğer bu aslında şöyle O'dan K'ya B diğer artı K'dan L'ye B diğer artı L'den O'ya B diğer demek. Yani ben O'dan K'ya gittim, K'dan L'ye gittim, L'den O'ya gittim, close path oluşturdum. Ben bu üçünü toplarsam close path eder. Değil mi? E bunun üçünün toplamı neye eşit? Amper law diyor ki new enclosed I enclosed'a eşit. Benim içerisine hapsettiğim I enclosed ne kadar? Şu kadar. 45 derece açı. Sadece bu kadar için tüm I'ın kaçta kaçı olur? 45, 90, 360, 8'de 1. New 0 I over 8. Mesela bunun cevabı bu direkt. Okey mi? Bu kadar. Ama bunu da şeyden yapacak olsak bir de sol tarafından çözelim. Şimdi B diğer. Şimdi benim içeriden kaynaklı oluşan manyetik alanın yönü. Counterclockwise mi dedik? Yani şurada mesela şurada şöyle, burada böyle, burada da bununla aynı yönde. Yani burada diğer benim akımın yönü, o yolumun yönü pardon. Burada diğer bu yönde. Burada diğer bu yönde. Burada B bu yönde. Burada B bu yönde. Burada diğer bu yönde. B de bu yönde. Aynı yönde. Şimdi şu 0K kısmında B ile diğer birbirine dik. L ile O kısmında B ile diğer birbirine dik. O zaman bunların dot productları ne olur? Sıfır olur. Sadece şu kalır. Onu da çözecek olursak B dot diğer. Nasıl yaparız? Bunu yapabilir miyiz? Bu ne ki? Ha, buradaki manyetik alanı bulacağız. Sonra diğerle çarpacağız. Sonra nasıl olacak ya bu? Bizim B'miz ne? New 0 I 2 PR. Tamam okey. Yapalım. K'dan L'ye B diğer birbirine paralel olduğu için direkt dot productlarına cos geldi. O zaman yazalım. Benim bu şu noktada, şu yolda manyetik alanım sabit. Neydi? İkinci seçenekte bulduğum yani şu arada. Nü zürü I 2 PR R. R'ım ne? B'ye eşit. Nü zürü I 2 P B. Tamam. Benim diyelim ne oluyor diye düşünecek olursak yani benim şu şöyle şu kesitin şurada küçük uzunluğu ne olur diye düşünecek olursak diğer r d teta olur. Aslında bu r'da b'ye eşit olduğu için b d teta. Bu aslında mantığını açıklıyor da hani gerek var mı? Var, var. Öğrenelim. B, D, teta. İntegralimiz teta cinsinden oldu. K'dan L'ye ne kadar açı var? 0'dan 45'e kadar açı var. Eşittir. New 0, I over 2 pi, B over B times
over 4 equal to nu 0 I over 8. Okay. Bu da mantığı diyelim. Nasıl? Halloldu mu burası da? İspatını yapmış olduk. Tamam. Umarım okey. Okey. Güzel. Bu da böyle yani. Hani kolay mı? Değil. Ama bu durum bu şekilde. Detaylı açıklamaları videomuzda YouTube kanalında ve aynı zamanda 2017 Mayıs sorusunda bulabilirsiniz diyerekten devam edelim şimdi. Amperlov'a bir saat harcadık. Bence güzel. Bu kadar yani Amperlov dostlar. Başka bir şey yok. Şimdi size sınavda çıkacak hemen Amperlov'un devamıyla ilgili bir şeyler verelim. Solenoid. Amperlov'u yazdık. Tam onunki formül kağıdımıza yazdık. Şimdi solenoid and toroid diyeceğiz. Solenoid kesin çıkacak ya. Solenoid ben bu zamana kadar yani çıkmadığını görmedim. Öyle diyeyim size. Solenoid dediğimiz şey şudur. Daha büyük çizelim. Şöyle dolanmış kablolardan ibaret. Tamam mı? Böyle gidiyor. Sonrasında şimdi bunun içinden ben şöyle bir akım geçirsem. Ayakımı geçirsem. Şöyle baş parmağımı doluyorum. İçerisinden şöyle bir manyetik alan geçiyor. Tamam mı? Yani aslında şu şekilde şunu ifade eder. Yukarıda akım dışarı doğru, içeride şurada içeri doğru. Tamam. Şimdi bu solenoid oluyor. Şunu solenoid yapalım. 10 dakikada şu solenoid bitiyor. Sonrasında biz bu solenoidin içerisinde oluşan manyetik alanı merak ediyoruz. Tamam. Dışarısı manyetik olmamalı kabul edeceğiz. Şimdi we want to find magnetic field due to solenoid inside there. Alright. Şimdi hadi bir close path seçelim. Ama bu sefer close path'imiz kare olsun. Şöyle bir close path. Ve bu close path'imizin kenarlarına isimler verelim. A, B, C, D. Şu uzunluğumuz da L kadar olsun. Tamam mı? Şimdi hadi Amperlov'u uyguluyorum. B dot DL eşittir A'dan B'ye B dot DL artı B'den C'ye B dot DL artı C'den D'ye B dot DL artı D'den A'ya B dot DL. Dördün toplamı zaman kapalı bir yol oluşturdu. Şimdi bu yönümü de seçelim. Mesela şöyle olsun. Close path'imin de yönü olması lazım. Diğerinin yönünü tanımlamak için. Manyetik alan mesela BC yerinde manyetik alan sağa doğru. Burada sağa doğru ama diğer aşağı doğru. Ne oldu? BC and DA DA'da ne olmuş oldu? DL perpendicular to magnetic field. O yüzden BC ile DA sıfır olmuş oldu. Tamam. Ve sonrasında şey diyor. Bir de şunu da varsayalım. Allah korktum taşı. And assume that dışarıdaki manyetik alan içerideki kıyasla çok düşük olsun. Magnetic field outside quite small
with respect to insight. O zaman gel bakalım şuraya. O zaman şu BA da 0 olsun. Tamam mı? Şimdi o zaman ne olacak? Bizim B dot diyelimiz eşittir CD içerideki B dot diyel olacak. Bu da eşittir manyetik alan içerisinde sabit diye düşünürsek. En son formüle geleceğiz. O yüzden burayı arkanızda yazıp da izleyebilirsiniz. En son formülü yazacağız çünkü. Hani nasıl onu anlatıyoruz. İçeride sabit dedik. B dot diğer. B'ye dışarı gitti. L'den de L'ye geldi. Tamam. Şimdi IEnclosed'u bulalım. IEnclosed şöyle. Hep aynı akım geçiyor. Ama mesela şurada şöyle çizebiliriz şunu. Bu şekilde. Burada mesela akım yönleri bu. Sürekli buradan içeri dışarı giden bir akım var. Ve ortasında bir manyetik alan var. Ve ben burada bir tane yol seçmişim. İçerisine aldığım akım benim buradaki dönme sayısı çarpı akım kadar. Aslında bir sürü akım geçiyor. Yani n times I diyorum. Sonrasında where n is the number of loops. Sonrasında o zaman okay. B dot L eşittir n times I times nu 0. B eşittir nu 0 çarpı n times I over L. O zaman ben burada şeyi tanımlıyorum. N eşittir n bölü L. Bu da eşittir number of turns per unit length. Solenoid sorularında number of turns per unit length olarak verecek. B eşittir nu 0 n times I. Solenoid. Tamam mıdır? İspatı da budur. N dediğimiz şey de budur. Sonrasında hemen toroid formülünü de verelim. Yani toroid ben daha çıktığını bir kere gördüm ama gene de eksik bilgi olmayalım. Sonuçta burası ODTÜ diyorsunuz. Bunda da yaptığım şey nasıl çizeceğiz bunu? Simit'i doluyorum. Okey. Sonrasında işte şuradan akım çıkıyor. Sonra şuradan da giriyor. Gibi. Sonrasında bunun pet 1, pet 2 iki tane bilgi var. İçerisindeki manyetik alan diyelim. B eşittir nu 0 times n times I over 2PR.
n is the total number of coils. Bu her tura coils demiş. Bu içerisindeki manyetik alan, yani şu bölgede, şuradaki manyetik alan. Bunu yazdık hemen. Şunu da hemen şu kutuya alalım. Hop. Zaten içerisinde mesela şurada bir tane amper low yaptığın zaman I en close 0 oluyor. İçerisinde ve en dışarısında yok. Çünkü en dışarısında hem içeri giden hem de dışarı giden akımlar var. Şöyle düşünün. Hani burada dışarı giden bir akım var. Şurada içeri giden bir akım var. Ben hepsini alırsam içeri dışarı gidenler birbirini götüreceği için solenoidun dışarısında da 0 mesela. Toroid dediğinde işte aynı şekilde. Dışarısında ve içerisindeki boşlukta B equal to 0. Niye? I enclose equal to 0. Tamam mıdır? Bu toroid de solenoid bilgimiz olsun. Bunları da böyle yazalım. Yani çıkarsa kağıdımızdan bakarız. Okey. Tamam, bir dakika daha süremiz kaldı. Kalan süremizde de Biot Savart yapacağız. Biot Savart bence bu dönemin anlaması ve sıkıntı yaşayan, en sıkıntı yaşanacak konularından bir tanesi. Ama biz rahatça halledeceğiz. Aynı linkten girebilirsiniz daha sonra. Sorunuz varsa da lütfen sorun. Ben de notlarımı şöyle gözden geçireceğim şu bitene kadar. Dimi taşı. Record. Herkese merhabalar tekrardan. Kalan yaklaşık 1 saatlik süremizde, 40 dakika, 45 dakika, 1 saatlik süremizde Biot Savart inceleyeceğiz. Burada da şeyi inceliyoruz aslında. Akımdan kaynaklı oluşan manyetik alanı inceliyoruz. Şimdi şeye başladık. İlk ünitede sistemde manyetik alan vardı dedik. Ve işte onları kabul ederek sistemin üzerine etki eden kuvvetleri incelemiştik. Şimdi ise mesela amperli olup birlikte neye başlamış olduk? Akımın kaynaklarını incelemeye başladık. Yani pardon, manyetik alanın kaynaklarını. Akım geçen çok uzun bir kablo ve silindir olduğu zaman bunu nasıl buluruz sorusuna amper bir cevap getirmiş ve amper law oluşturulmuş. Şimdi de sonsuz kablolarımız olmasın. Hatta düz kablolarımız olmasın. Silindirimiz olmasın. Şöyle eğimli dairelerimiz olsun ya da kısa kısa cisimlerimiz olsun. Böyle olduğu takdirde biz manyetik alanı nasıl buluruz sorusuna işte Biot'la Savart dostlarımız herhalde kendi kurallarını getiriyorlar. Şimdi onu inceleyeceğiz. Şimdi kablomuz abuk sabuk bir kablo verelim. Taşo. Ne yapıyorsun Taşo? İn bakalım Taşo. Taşo indi. Şöyle bir kablo olsun. Hop. Tamam. Ve bize P noktasındaki manyetik alan sorulsun. Ve bu kablonun üzerinden şöyle bir I akımı geçiyor. Şöyle yapıyoruz. Şimdi bu kablonun üzerindeki akımın yönü sürekli değişiyor. Aynı zamanda P noktasına olan uzaklık da sürekli değişiyor. O zaman ne yapacağım? Sürekli 106'da sürekli ne yapıyorsam onu yapacağım. Çok küçük parçalara bölerim. Sonra çok küçük parçaların o manyetik alanı olan contribution'ını inceleyip integralle alırım ve bitiririm. Her zaman bunu yapıyoruz. Evet. O yüzden şöyle. Küçük bir burada bir küçük bir şey seçelim. Küçük bir uzunluk mu? Küçük bir alan. Kablonun uzunluğu, kablonun yönü ds diyelim buna. Bu yönü olsun kablonun. Ve çok küçük olsun. Sonrasında burada işte akımın gittiği ids vektörü var. Ve burada r'ye, buraya doğru giden bir r vektörü var. Ve bunların arasında bir teta açısı var. Tamam mı? Şu ds uzunluk, ya yani kablonun çok küçük uzunluğu vektör olması. Tamam. Şimdi burada hemen akımla birlikte ne yapıyoruz? Sahil kuralıyla şöyle yaptım. Etrafında şöyle bir akım oluşuyor. P noktasındaki manyetik alanın yönü nereye olur?
Hemen sağ elle dört parmağımı doladım. Dört parmağımın ucu işte P noktasına gelir gibi oldu. Ve into the page bir P görüyorum. Tamam. Şimdi BIOS'ta var şunu diyor. Bu küçük kablodan kaynaklı benim oluşturduğum manyetik alanın formülü I ds cross r over r square. Buradaki r vektörün birim vektörü olduğuna dikkat edelim. Tamam. Uzunluğu 1. Şimdi bununla ilgili sorular çözeceğiz zaten. Şu an biraz karmaşık geliyor olabilir. Burada da şu ds vektörüm de aslında neymiş? D'yi küçük yazarsınız siz. Length vector with direction of pi nokta. Şimdi mesela şu bir tane çıkmış sorusu bulalım. Hemen başlayalım bununla. Aslında o tipler aynı yani. Çıkmışa bakmamıza bile gerek yoktu. Şimdi mesela klasik bu BIOS'ta bak bize aslında şey imkan sağlıyor. Çemberimsi akım geçen kablolardaki manyetik alanı bulmaya bizim için imkan sağlıyor diyelim. Hemen bir tane başlayalım. Ne diyelim? 2018 May 2018 P4. Tamam. Ya da önce şeyi böyle hepsini vermeyelim de. Ne yapalım biliyoruz. Örnek çözelim size biraz. Zaten çıkmıştır aynısı. Tamam şimdi. L uzunluğunda bir kablo verelim. Şimdi dostlar mesela quizde klasikte L uzunluğunda bir kablo verdi. Tamam mı? Ve bunun P nokta uzaklığındaki manyetik alanı soruyor. Ya bu işlemleri yapmakla hiç uğraşmayın. Şeyin tersi yazın. Deyin ki magnetic field due to cable with the length of L at the distance of yazın. No enter koyun. Orada zaten bunun direkt formülünü çıkardığı bir siteyle bu karşılaşırsınız. Ya da direkt görsellere girin. Hani oradan sonra bu çıkan formülü yerine hani yazarsınız. Çünkü acelemiz var. Testi de böyle. Çıkmış şeyde de, klasikte de böyle yapabilirsiniz. Hani bu tüm işlemler uzun sürecek çünkü ve buna zamanımız yok. Belki ispatının olduğu bir yer bulursunuz. Tak 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 oradan yaparsınız. Ama biz burada yapalım. Tamam. Şimdi mesela bu kablonun her noktasının P noktasına olan mesafesi değişiyor. Ve bu kablo sonsuz uzunlukta değil. Ben amper law yapamam. Amper law yapamam çünkü ya bu şey amper law yapmam için sonsuzluk olması lazım. Bir böyle hiç değişmeyen bir şey olması lazım. Ama burada kablo L uzunluğunda. O yüzden burada ne yapacağım? Şöyle şuradaki planımızı da yazalım. Prosedürümüzü de yazalım. Identify IDS Identify R&R diyelim. Burada şu vektör şu birim çember şurada uzunluğu birim olsun. Şurada uzunluğumuz olsun. Sonrasında calculate ds is r
Böylelikle DB'yi bulmuş oluyoruz aslında. Sonrasında da integrate DB. Yapmamız gerekenler bu. Hadi gidelim şimdi IDS'imizi bulalım. Şöyle bir tane DS seçelim. Çok küçük olsun. Bunun şöyle bir akım yönünde bir IDS vektörü var. Değil mi? Tamam. Sonrasında bunun P noktasındaki şöyle bir birim vektörünü seçtik. Sonrasında bunların arasında şöyle teta açısı oldu. Şurada da pi eksi teta var. İşte okey, şu üçgen olacak. Sonrasında da db'mizi bulalım şimdi. Şimdi ne diyor BIOS'a var? db eşittir. Nü 0 over 4 pi çarpı IDS cross R over R kare. Şimdi ben bunların vektörlerini bulup da oradan cross product mı yapacağım? Hayır. Ben bu DS çarpı cross R'ın büyüklüğünü bulurum cross product'ın. O da neydi? Magnitude'leri çarpı aralarındaki açının sinüsü. Sonrasında da yönünü bulurum DB'nin. Yönünü nasıl bulurum? Sahil kuralı. Şöyle. Şimdi bu cross product'ın sahil kuralı bağlantısı şu. Dört parmağımı soldaki vektörü, DS vektörüne getiriyorum. DS'e getirdik. Şuraya with right hand rule yazalım. With right hand rule. Dört parmağımı DS'e getirdim. Dört parmağım şöyle. Sonrasında bu dört parmağını R'ye doğru döndürüyorum. Tamam mı? Küçük küçük açının olacağı şekilde. Ya da avuç için P'yi gösterecek şekilde. O zaman baş parmağım nereyi gösteriyor? Into the page'i gösteriyor. Yani aslında benim manyetik alanım into the page. O zaman benim DB vektörüm nü 0 4K I DS R'ın uzunluğu burada bu birim olduğu için bunun uzunluğu 1. Çarpı aralığındaki açının sinüsü over uzunluğu R'ın karesi. Bu tüm uzunluğun karesi ne olur? X kare artı işte şu uzunluğa da mesela ne diyelim? İşte şuna X desek, şuna Y desek X kare artı Y kare. Nin X kare artı Y karenin kök içindenin karesi. Okey. Sonrasında burada sin teta ne olmuş oluyor? Aynı zamanda sin teta eşittir sin pi minus teta. 180'de değişmiyor. Nü 0 4 pi. Bu da neye eşit? O zaman şuradaki sin x bölü aynı şey muhabbeti ya. Bizim y kare 1 bölü 2. Elektrik alanda o ringdeki my şeyi bulma muhabbeti. Elektrik alan bulma muhabbeti gibi. O zaman I DS X kare artı Y kare 3 bölü 2. Sonra bu integrali nasıl yapacağız? Burada Y bir de şu DS de aslında burada da şimdi DY olmuş oldu. Birim uzunluk oldu. Ya da istersen burada direkt şu Y'yi S de yazabilirdik. Okey. Devam edelim. Sonra burada şöyle bir bilgi var. Yani işte integrali çözmek için use bunu da veriyor genel. Çıkmışlarda falan vermiş. X kare artı A kare. Vermediyse ben ne yapıyorum? Wolfram yazıyorum Google'a. Wolfram integrate integral yazıyorum. Sonra oraya integral yazıyorum. Wolfram'da her şey var. Her tüm matematiksel işlemleri oradan yapıyorum açıkçası. Tamam. Böyle bir sonuç alıyormuşuz. Sonrasında dostlarım işte şu mesela bak şuradan şu DS'i arı tanıdık ya. Sonra şuraya geldiniz mi? Sonra şuna geldiniz mi? Bitti.
Tamam. Bundan sonrası integral ve kalan işlemler. Hemen devam edelim. Ne üzeri o? I. Bu da B integral alacağım. Hemen sabitleri dışarı çıkardım. I, x. 4 bu. X nereden geldi? Şu sin'den geldi. Ds over x kare artı s kare 3 bölü 2. Yani burada y yazdım da s olarak düşün. İşte, okey. Şu y, şunlar y olacak. Dy plus y kare. Y nereden nereye değişiyor? Eksi l bölü 2'den artı l bölü 2'ye. Şu integrali kullandım. Nü sıfır i 2 pi x l kare artı işlemleri atlıyorum aradaki. Kare 1 bölü 2 into the page. İstiyorsanız şöyle yazın kağıdınıza. L uzunluğundaki ya da şekli çizin işte. L uzunluğundaki bir kablonun kendisinin merkezinden x kadar uzaklıktaki noktada oluşturduğu manyetik alanın formülü budur. Tamam mı? Aynen böyle yazabiliriz. Mevzumuz bu. İşlem kalabalığı var mı? Var. Sıkıntı var mı? Yok. Tane hemen soru çözelim. Square loop of wire of edge of B at center. Bizim yukarıda bulduğumuz sonucu kullanarak A uzunluğundaki bir böyle bir kare bir kablonun merkezinde oluşturduğu manyetik alanı bulur musunuz? Bizim burada x'imiz neydi üst soruda? X şeyden kaynaklı olan uzaklıktı. Merkezi olan uzaklık, kablonun ortasından merkezi olan uzaklık. Burada nedir o? A bölü 2. L nedir? A'dır. Ve bundan 4 tane var. Buyurun. Hemen şu üstteki formülü yerine koyup yapacağız işte. Şu mu? L o da. Tamam. Ben bir şey buldum. Koyduk, yaptık işte. Şimdi hemen şu da en önemli aslında bizim bu BIOS'a vardı. Şu uzunluk da önemliydi de aslında bizim ilgilendiğimiz şeyler şu tarz circular cisimlerin manyetik alanı.
Onu da şöyle yapalım. Nasıl yaparız? Şöyle mi yaparız? O noktası. Sonrasında şöyle bir akım geçiyor. Şuraya olsun. Şunlar da R uzunluğunda olsun. O zaman şurası da bilgi vermemize gerek yok. 4R olduğu biliniyor. Olsun, tamam. O noktasında oluşan son örneği tekrar kısaca açıklayabilir miyiz? Biz üstte bulduk ki kendi merkezinden x kadar uzaklıkta L uzunluğundaki bir kablonun oluşturduğu manyetik alan. Buradaki her kablonun ortasından ortasına giden mesafe, yani x parametresi a bölü 2. Kablonun uzunluğu L parametresi a. Koydum yerine. Her kablonun oluşturduğu manyetik alan, işte o DL'leri yaptığı zaman aynı yönlü. Out of page. O yüzden ben buradaki L ve X parametrelerini yerine koyup 4 ile çarptım. Buldum. Okey. Şimdi find the magnetic field due to that configuration. Benim incelemek istediğim direkt şurası. 1, 2, 3, 4. Şimdi biri inceleyelim. Biot-Savart. Şimdi Biot bunun DS'i hangi yönde? IDS'i. IDS'i bu yönde. Şu yönde IDS'i var. Akımı hangi yönde? Yani pardon. R vektörü hangi yönde? O da bu yönde. Yani DS ile R birbirine paralel. O zaman bunların cross product'ları ne olur? Magnitütleri aralarındaki bunların çarpı, magnitütleri çarpı aralarındaki açının sinüsü. Sinüs 0, 0. No contribution from this cable. Alright. 3 aynısı sin 180 gene 0. Paralel R ya da sin teta eşittir 0. So buradan da manyetik alan gelmiyor. Mesela şimdi 4'ü inceleyelim. IDS. R birim vektörü. IDS. Şimdi DB eşittir nü 0 bölü 4 pi times IDS cross R over birim vektör R kare. Ama ben dot product yapmayı sevmiyorum. Ben sağ el kuralıyla DB'nin yönünü bulup sonrasında şurada, yani şöyle yapmayı seviyorum ben aslında. New 0 4 pi i ds sin theta r kare, bir de buradan da sağ el kuralıyla bir vektör koymayı seviyorum. Tamam mı? O ds ile r'ın arasındaki ilişkiyle. Mesela DS ile arasındaki ilişkiden ne olur? DS'ten R'a gidiyorum. Giderken parmağım into the page gösteriyor. Şimdi burada şöyle olacak. B eşittir DB integral. DB'yi devam edelim. DB eşittir.
Nu 0, 4 pi, I. Zaten bir şey diyeceğim ya. Bu R ile birbirine dik. Bu sin theta 90. I ds bölü R kare. Ds dediğim şey ne? D theta r nu 0 4 pi I 4 r d theta bölü r'ın uzunluğu nedir? 4 r'nin karesi. Genelleyeceğiz de aslında burada okey. Şu ds'i şu şekilde yazıp buradan bu sinin arasındaki açının 90 olduğunu görüp sonrasında burada sağ el kuralından yönünü de hesaplayıp şuraya gelebildiysek ve bölümüne de uzunluğu bunun 4R'ye 4R yazdıysak bitti. Bizim için ya aslında bunu böyle genelleyip anlatsak daha güzel olur da örnek üzerinden de böyle. O zaman ne olmuş oldu dostlarım? B eşittir integral nu 0 over 4 I d theta 4 r. Theta nereden nereye değişiyor? Sıfırdan 180'e. Sıfırdan pi'ye bu da eşittir. Nu 0 over 4 I over 4 r olmuş oldu. Tamam mı? Bu ne yapar? Into the page. Şimdi hemen bunu yaptık da bunu şöyle genelleyelim. Örneğe devam edeceğiz ama şurada genelleyelim. Circular arc. Şöyle bir kablomuz var. Okey. Bunun üzerinden şöyle bir akım geçiyor. Burada bir teta açımız var. Burada da o. Bunun merkezinde bu kablodan kaynaklı merkezinde oluşan manyetik alanın formülü. B eşittir. Nu 0 I I over 4 pi r times theta. Theta'yı da pi'li yazacağız. Magnetic field due to circular arc. Yani burada yarım çember ya. Yarım ya. Direkt nu 0 i p 4 pi r. Alright. Şöyle kutuya alalım. Şurası da 4 r'lı ispatı olmuş oldu. R'lısına göre de yaparsınız. Az sonra bir çıkmıştı çözüm. Onu siz tüm işlemleri kendiniz yapın otursun. Okey. İkiden kaynaklı da hemen yönünü bakın. Nereye doğru? Tak tak tak. Akımı doladım. Gene into the page. O da into the page. Buradaki r r. Yani aslında 4'te ne oluyor? Ne oluyor? Hemen b eşittir. Nu 0 i 4 r olmuş oldu direkt. Pi yerine pi koydum. R'da 1'di. Tesla into the page. Ben o zaman bu 4 bu yok o 2 bu 2'ydi. Sorunuz var mı ya? Ben kafa karıştırdığımı hisseder gibi oldum sanki ama umarım bir problem yoktur diyelim. B2 artı B4 eşittir bizim cevabımız.
Şimdi hemen bir tane çıkmış çözüyoruz. Birlikte otur sonra bitiyor bu iş. Tamam mı? Hemen ben biraz şey. Burayı çok iyi anlatamadım. Daha sistematik ve daha güzel anlatabileceğini düşünüyorum ama bence anladınız. Sizin de yorumlarınız ve sorularınızı cevaplamaktan çok mutlu olurum dostlarım burada. Bu soruyu siz çözeceksiniz ve her şey yerine oturacak. Ben de sizin çözdüğünüzü gördüğüm zaman da çok mutlu olup rahatlayacağım. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle mi yapacağız? Şöyle mi yapacağız? Şimdi şöyle yok. Bunun her yerini sileceğiz. Orası kalacak. Burası 45 derece. Uzunluğumuz R. Şu uzunluk 2R. Sonrasında buradan da ay akımı geçiyor. Tamam. A diyor ki find B at the origin by using EOS Savart Law. Tamam, hemen numara verelim şu gençlere. Şu 225 dereceli kısmı 1. Şuna 2, şuna 3, şuna 4 diyelim. O zaman size lütfen rica etsem B4 ve B2'yi bulur musunuz? Ya da açıklar mısınız? Düşünün üzerine bakalım. Neden ne çıkıyorsa neden o çıkıyor? Bir bakalım. Bir o savartı bir yazın, bir görün. Oradan bir yorum yapmaya çalışın. Oradaki vektörleri tanımlayın. Bizim prosedürümüz vardı yukarıda. İşte onu da getiriverelim hemen. Çok küçük çizmişiz. Yani sıfır, evet o kablo oradan oluşan mantık ama neden? Vektörlerimizi bir tanımlayın. Sıfır olduğunu böyle kendiniz bir açıklayın güzelce. Onu bir yapalım. Siz yaparken ben de yapıyorum ama bakmanıza gerek yok yani. Siz de bakalım DS'lerinizi falan tanımlayın. Niye sıfır oluyor? Çünkü R vektörüyle
Akımın aktığı yöndeki vektörün birbirine paralel. Yani sin 0 ya da sin 180. 4'te sin 0, 2'de 180. Tamam mı? Evet. Sonrasında şeyi bulalım. B1'i bulalım hadi. B1'i de siz bulun. 4,5 dakika sonra yayın bitecek. Aynı linkten girirsiniz. Girebilirsiniz. Evet. Hadi bakalım. Hatırlıyor musunuz? Nasıl yapacağız? BIOS'a artık yaptığımız işlemleri göstermemizi istiyor. Yani o data'yı getirmemiz lazım. B1. Yönünü nasıl yaparız? DS'ten diğeri giderken baş parmağım ve sayfanın dışında da pozitif K diyelim. Hep öyle yapıyor. Biz de öyle alacağız. Buraya gel desek süperiz dostlar. Şunu yazabildiysek harikayız. Eğer buradan da gidip r kare sıfırdan işte bunu yazdıysak bitti zaten. Okey midir? Bunu yapabiliyor muyuz? Ya da ben sizi yarıda mı kestim? Nasıl oldu? Oradan buradan da b1. Dostlar bir şey diyeceğim. Bunu anladıysanız manyetizmanın en zor yerini anladınız. Manyetizma bitmiştir yani. Bundan sonrasında bir şeyler yapacağız da. Bence en challenging kısmı burasıydı. Bana öyle geliyor en azından. Faraday, flux değişimleri falan onlar hallolur. Şu D-teta, R-tetalar biraz benim kafamı karıştırıyor. Bunları alın deseniz bitti. E tamam, B2'si de aynısı. Hadi onu da yapalım. Bunu da fullsiz yapın. Aynen. Hadi B3'ü de yapın abi hemen. Yukarıdan bakmayalım da bakmazsınız zaten de kendiniz gene düşüne. Sonra ben size ödev de veririz güzelce. Yönü neydi? DS neydi? Şu prosedür nelerden bahsediyordu? Prosedürü neye göre yapacağız? Bunlara falan hep bakıp gelin.
Recorded. B2 DB2 N0i dört pi ds r kare k eşittir sıfırdan pi over dört sağ el kuralının hemen yönünü belirledik. Sonrasında da R yerine 3R koyduk. 3R, 9R bilmem ne bilmem ne geldi bize efendime söyleyeyim böyle bir sayı. Tesla. Tesla. DB3. Doğru. Dostumuza düzeltme için teşekkür ediyoruz. Tamam mı? Yani mantığını anladığınız dediğim gibi biraz pratiğe ihtiyacınız var. Bazen çıkışlarda baktığınız zaman genellikle yaylı böyle circular ve magnetic alan dediği zaman aklınıza yani tek bir osavatla yapıyoruz. Onlara bakın, onları çözün. Hemen yorumada şöyle görmüşken bir tane şöyle yazı vereyim. Gördüm, kaçırdım. K pozitif mi negatif mi? Hemen düşünelim. K pozitif mi negatif mi sorusu geldi. DS koydum diyesi. Ara gittim. Baş parmağım nerede? Dışarı doğru. 2000 Ağustos P5 2018 Ağustos P4 Tam bunları hallederiz şimdi devam edelim. Çünkü bulmuşken yazı verelim iki tane. Ya bu sorunun devamı şey. Çözelim. Tork sorusu. Sisteme manyetik alan uyguluyorlar dışarıdan. B external uyguluyor. B0i. Dostlar bu sorunun devamına bakın. Ya ben açıkçası çözelim mi? Ben size ödev vereyim ve tekrar edip bitireyim. Devamı şey, gördüğümüz sorular çünkü. Bir de ben hiçbir şey yemedim. Acıktım dostlar abi. Yemek yiyeyim ben. Ödev vereyim ben size. MP2. Tamam görüşürüz Mehmetciğim. Ben gruba da yazarız ödevleri. Kendine iyi bak, seni seviyorum. Dostlarım bugün amper law ve şeyi inceledik. Neydi onun adı? Biot savartı inceledik ve solenoid ve toroidin formüllerini verdik. Yani buradan çok soru gelecek. Şu ana kadar bu gördüğümüz iki chapter'dan zaten bir tane chapter kaldı. Yani iki chapter kalmış. Bir de alternatif körüntü de varmış. Oradan çok az geliyor. Sonrasında yani en önemli bence kısım burasıydı. En azından böyle zorluk olarak benim düşündüğüm yani. O yüzden burayı güzelce bir tekrar yaparsanız ve sonrasında da işte bu örneklere vakit ayırabilirseniz ben çok sevinirim ve güzelce pekiştireceğinizi düşünüyorum. Bir tane daha yazdık. Amperli olar kolay ya. Ben yaparsınız ona benim güvenim sonsuz. Aynen mesela. Kaydı ne zaman paylaşırız? Şimdi ben hemen bunları birleştiririm. Sonra YouTube'a yüklerim. Bu sürecin hepsi 4 saat falan sürüyor. Yani yarına elinizde olur en geç.
2017 May P6 da diyelim. Sonrasında bunu da çözdük. Ding 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 ding. Bu da güzelmiş. Bunu da bakalım. 2016 Ağustos peki. Dostlar bir sürü soru var ya. İşte siz oradan baka baka anlarsınız. Bir tek şeyleri yapamıyoruz şu an. Flux. Şu işareti gördüğümüz soruları yapamıyoruz. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Aynen aynen. Yani sizin bildiğiniz, anlayacağınız şeyler. Sorulara baktığınız zaman hafta şöyle çözümlere bakarsanız. Ion Clause görüyorsanız amper dersiniz. DSR görüyorsanız biosavat dersiniz. Bir bildiğinizi düşünüp çözüme başlayabilirsiniz genel olarak. Ben de birkaç tane yazmış olayım. Hemen şöyle bir hızlıca bir tekrar yapalım. Tekrar çok önemli. Tekrar çok önemli. Bence öğrenme sürecindeki en önemli şeylerden bir tanesi. Bir de not çıkarıp temize geçme ve basitleştirme bilgiyi. Olabildiğince basitleştirme. Bence bu ikisi gerçekten çok kritik. Amper's Law. Neye benziyordu bu arkadaşlar? Gauss Law'a çok benziyordu. Bu sefer bir close, bir surface seçeceğimizi ne seçiyoruz? Close bir path seçiyoruz. Ve bu neye eşit oluyor? Mu 0 çarpı I en close'da eşit oluyor. Genelde peki bizim close path'imizin şekli nedir? Bir dairedir. Peki daire olunca genel niye daire? Çünkü biz orada manyetik alanın sabit olmasını istiyoruz. Nasıl aynı Gauss'ta o surface'da elektrik alanın sabit olmasını istememiz gibi. Öyle olduğu zaman circle'ı seçtiğimiz zaman ne olur? B çarpı 2 pi r olur. Eşittir. Mu 0 I enclosed. Infinite line olursa mu 0 I 2 pi r oluyor. Okey. Sonrasında hemen çıkmış çözelim dedik. İçerisinde bir tane cylindrical bir şekil vardı şu şekilde. İçerisinde sayfanın dışına doğru bir akım varmış. Ve bize işte non-uniform dağıtmış. C'yi bul dedi. Akım ve surface charge density'ye göre tanımımıza göre integralimizi aldık. C'mizi bulduk. Sonrasında R3/4'teki manyetik alanı bulmamızı istedi. Gene R3/4'e denk gelecek bir kapalı bir yüzey seçtik. Kapalı bir yol seçtik. 2 pi r seçtik yani. Sonrasında B1 çarpı 2 pi çarpı 3/4 eşittir nu 0 I enclosed. I enclosed'da gene charge density'yi verdiği için integralle yaptık. Sonrasında dışarısında 3/4 ara eşit olan bir nokta var mı? Varsa nedir? Sorusu vardı. Dışarıya aldık. Bu sefer gene B2 2PR fakat ion closed'umuz bu sefer ne oldu? İçerisine hapsettiğimiz tüm akım olmuş oldu. Diyerekten eşitliyoruz ve yalnız bırakıyoruz. Sonrasında bir tane kablo koydu buraya ve bundan bu kablodan kablonun üzerine etki eden kuvveti sordu. Ben kuvvet geldiğim zaman hemen kağıdıma baktım. Akım geçen bir kablo var ve sistemin orada etki eden manyetik alan var. O zaman benim formülüm budur dedim. Görüşürüz Atakan'cığım, kendine iyi bak. Sonrasında burada çözdüm. Biraz hızlanalım, tamam, dostlarımızın kaçması gerekiyormuş. Ondan sonra efendim yeni bir çıkmış. Yine burada içerisinde uniform vermiş. Dışarısında non-uniform. İntegral ve akım işlemlerimiz aynı. Okey, bu aynı soru. Tekrar etmemize gerek yok. Bir de ne burada fark neydi? Şurada işte B ve C arasında ion closed hesaplarken içerisindeki ve dışarısındaki akımların yönleri farklı olduğu için birbirlerinden çıkartıyoruz ve manyetik alan büyük akımın yönünde oluyor. Okay. Solenoid nu 0 ni. N dediğimiz şey number of turns per unit length. Bu kadar. Toroid nu 0 ni bölü 2 pr. N dediğimiz şey ne? Total number of turns. Aynen. Biot-Savart DS işte böyle bir şey. DS dediğimiz şey neydi? Akımın yönündeki vektör. R dediğimiz şey ne? Birim vektörümüz.
o noktadan istediği manyetik alanı bulmamızı istediği noktaya dümdüz giden vektörün birim vektörü. Böyle arkada. Hop burada yaptık işte. Aralarında kaçın sin'i geldi. Gittik sin'i mini yazdık. Bakarsınız gene. Sıkıntı yok. Sonra onu parametre yerine koyduk. Çember olduğunda da ds ile r birbirine dik. Ds de ne olur? R times d theta olur. D theta olunca da zaten direkt oradan sıfırdan pi'ye, işte sıfırdan bilmem kaça yazarız dedik. Bunu genelledik. Circular arc dedik. Açısı ne olursa olsun bunun merkezinde ay geçen bir akımdan kaynak oluşan manyetik alan ne üzeri ay o theta böyle 4 pi r. Ama buradaki theta'yı pi cinsinden yazalım ki pi'ler birbirine götürsün. Bunu da yazdık kağıdımıza. Sonra bu soru. Aslında yani direkt şunu tak 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 yaparak quizde böyle yapalım. Tak 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 şuna göre yapalım. Ama çıkmışlar da biosavat kullan dediği için ben gene ds ile r'ımı yazdım. Sonra ds yerine r d theta yazdım. Sonra burada işte ds dot r vektörünün dot öyle uğraşamadım. Direkt sağ el kuralından işte ds ile r'a giderken baş parmağım baktım. Bu ds ile r'ın dot vektörünün sonucuydu. Sonrasında da şey yaptım yani şöyle yaptım. Ds r çarpı sin theta yaptım aslında. Şu zaten 1. Şu zaten 1. Şu zaten bu ds. Öyle olduğu zaman sin theta da zaten bunlar circular olduğu zaman birbirine dik olduğu için sin 90. Sin 90. Yani ds geldi buradan. O da r d theta olmuş oldu. Okey. Sonrasında güzel dostlarım, sevgili insanlar. 4 ve 2'de niye 0? Çünkü ds ve r birbirine paralel. Yani aralarındaki açı 0 ya da 180. Yani bunların cross product'ının büyüklüğünü hesaplarken sin için içine girdiği için sin 0 ve sin 180